Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim ve Nur Şakirtlerinin küçük pehlivanları Asay-ı Musa ahirlerinde bazı nusalarında mübarekler pehlivanı büyük ruhlu Küçük Ali namında bir kardeşimizin sualine karşı verdiğim bir cevap var. Yani mühim bir hakikat ifade ediyor. Onun için ben buraya açtım. Onu okuyunuz ki o zata bazı müterizler Risale-i Nur'un kıymetini bir derece kırmak için demişler. Herkes Allah bilir. Adi bir adam bir veli gibi Allah'a iman eder diye nurların pek yüksek ve pek çok kıymetdar ve gayet lüzumlu tahşidatını ziyade göstermek istemişler. Herkes Allah biliyor ki de birine Allah anlatıyorsunuz. Yani gayeleri Risale-i Nur'un nesinin Risale'nin kıymetini bir derece kırmak için. Bu soru aslında Risale-i Nur üzerinde Allah'a yapılıyor. Yani Kur'an'da yapılıyor. Her fırsatta Kur'an Allah'ı ispat ediyor. Kendisini anlatıyor. Her fırsatta, bilmiyor musunuz? Her fırsatta ahireti ispat ediyor. Yani Risale-i Nur'un üzerinde, mesela eskiden de derlerdi benim zamanımda ama ondan vazgeçtiler. Çiçekten, sinekten nurcular bahsediyor. Başka bir şey bilmez mi? Bunu çok duyardık ama vazgeçtiler. Sonra Kur'an'ı öğrendikleri zaman vazgeçmişler. Kur'an'a ne ilgisi var? Kur'an'ı öğrendikleri için vazgeçtiler. Çünkü Kur'an bu tenkit ettikleri şeylerin sürelerin isimleri olmuş. Mesela sinekten bahsediyorsun. Örümcek ismi var. Arı. Arı vesaire. Çiçekten, mevcudattan bahsediyor. Ve min hayatina diye ayetlerimizdir diye. Baktı ki Kur'an, Allah Allah. Hani Kur'an'ı böyle bir şey zannetmişler. Yat, kalk, yap, yapma, para ver, cehennem var, dikkat et, akıllı ol. Öyle zannedilmiş. Kur'an'ın, bilerek söylüyorum, 16'da biri emirlerdir. 15'i nerede? Şimdi İstanbul'da daha dehşetli bir fikirde anarşi fikirli küfrü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar. Niçin anarşi fikirli diyor? Çok ilginçtir. Münazaratta diyor ki ben bunlara anarşist diye bakıyorum diyor. Arzu ettiği bir şey olmasa, ne olursa olsun mutlaka kusur bulan ruha anarşist denilir. Münazaratta geçiyor değil mi Yunus'un? Ben bunlara diyor anarşist nazarıyla bakıyorum diyor. Yani ne demek o? Kusursuz bir şey aramak. Kusursuz bir devlet, kusursuz bir hükümet, kusursuz bir cemaat, kusursuz bir şahıs. Böyle bir arayan ruh anarşist ruhudur. Öyle diyor. Arayanın kusuru nasıl? Ha, o yok. Haşa, tövbe estağfurullah. Ben bunlara şöyle diyorum. Yat kalkında şükret. İyi ki Resulullah zamanında değilsin. Çünkü ona da kusur bulurdu. Kesinlikle. Çünkü at olup üzerine tornunu gezdiren, Allah Allah, peygambere bak. At olmuş, diyor. Binmiş, tornuna at olmuş. Hazreti Ömer görmüş. Demiş, ne mübarek ineğiniz var demiş çocuklara. Şaşırmış Ömer radıyallahu anh. Babaların babası yani. Harika bir insan. Mükemmel bir model. Ben modelist olmalarına hastayım öyle. Bir şey yaptığımdan değil. Tabii imanımdan büyütmem lazım ama ben ya bak ne diyor. Ne mübarek bir ineğiniz var diyor çocuk.
aşağıdaki zat diyor ki mübarek zat, onlar da ne mübarek binicidirler. Böyle bir insan refrefe binmiş, Cebrail arkasına bırakmış ve geçmiş. Kardeş, fıtratı bilmiyoruz. Yani mesela diyelim ki, biraz önce şey için söylüyorum, Zekeriya'cığım hürmet ettim yani ve ederim de, bak burada da derse de zikrediyorum. Yani onun zatında bu kadar imana, Kur'an'a hizmeti var. Ne yapmış? Varlığını koymuş dershaneye. Meşhur hoca olduğu halde orada diz çöküp ders dinlemiş. Ve çok insanlara noktayı imtisal, noktayı nümene olmuş. Ve güven olmuş. Ha biz buralara geldiğimiz zaman kimse bizi bilmezdi. O hoca diz çöküp ders dinliyorsa bize ne olmuş? Diyen oldu. O deyip de imanı kurtulanların Es-Sebub-ül Kelfayesince onun defterine yazılmış. Ben ona eğilip hürmet ve saygı göstermem. Onun şahsından değil, onun şahsındaki hizmetine diyor. Yoksa itilmişken daha işe yaramıyor. Yaşlı, hayır. Yani, öyleyiz biz Müslümanlar. Biz vefalıyız ya. Yani. İşte ne gelirse gelsin, hangi cemaat olursa olsun, hangi hükümet gelirse gelsin, hasenat, seyyid muvazene edilir. Edilmezse ben bunlara diyor anarşist diye bakıyorum diyor. Yani her kemala bir noksan katmak Allah'ın adetiymiş burada. Her kemala bir noksanlık katmak adet ilahidir. Ben nerede %100 olacağım? Bir sürü kusurlar var. Ha kusursuz tek bir insan var. Yani diğerlerine şey değil. Bakın o kuralını da söyleyeceğim. Peygamberdir. Peygamberler mahfuzdur ve masumdur. Unutmayın. Masumdur, mahfuzdur. Mücedditler, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, Bediüzzaman Hazretleri masumdurlar ama mahfuz değiller. Hani Cebrail gelip de onları şey yap ama masumdurlar, günahsızdırlar. Günahları yok. Ama Cebrail koruma altında değil. Dolayısıyla peygamberler gibi hem mahfuz hem masum değiller. Yani ben diyor iyilikleri kötülüğüne galip olunca muhabbete layıktır. Ben bunlara diyor anarşi fikirli, anarşist değil, silah kullanan değil. Silah çok çok seni şehit eder. Bu anarşistler seni imandan eder. Anarşistler seni gider kafire destek yaptırır. Fikri anarşist yani. Evet. Anarşi başka bir şey yani. Anarşi fikirli, küfrü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar. Kafirler değil. Münafık. Münafık unutmayın, kendini biliyor. Cahilin münafığı olmaz. Cahillik, cehaletle küfre hizmet edebilir. Münafıklık da edebilir, cehaletle. Ama o sıfattır, onunla mevsuf olmaz, münafık denmez. Ama münafık ise münafıklığını biliyor. Aldatmakla iş görüyor. Aldatıyor yani. Aldatan işi bilerek yapıyor. Belki uzatıyorum ama doldura doldura gidiyorum. Küfrü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar Risale-i Nur gibi hayatımın zerratı, hayatımın hayatı bunun cümlesine, kelimesine feda olsun. Ya Rab şahit ol. Yalan Allah şahit olmaz. Yani o kadar acayip bir şey Risale-i Nur. Çünkü Üstad diyor, ben kimim ki? Sebebi vücudum, vesile-i saadetim, vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur. Şu anlarda. İkinci şu anda mıydı? İkinci şu anda. Sebebi vücudum, vesile-i saadetim, vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur. Sebebi vücudum. Ben onu takliden söylüyorum. Hayatımın hayatı, her şeyim. Bak diyor ki, Risale-i Nur gibi ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu imani hakikatlerine ihtiyacı düşürmek desisesiyle diyorlar ki, herkes ekmek ve su gibi, ekmeksiz, susuz yer ölürsen şehit oluruz. Ama imansız ölürse, eğer Risale-i Nursuz ölürsen, bunu da yayınlayacaklar biliyorum. Risale-i Nur, bak Kur'an'a iş yapıyor. Risale-i Nur, çatlasanız da patlasanız da yine diyeceğim.
Risale-i Nursuz ölürseniz bu asırda cehaletle öleceksin. Niçin? Hadis var. Diyor ki hadis yok. Asrın imamını tanımayıp da ölen cahiliye ölümü gibi ölür. Asrın imamı. Allame-i Cihan dahi olsa. Evet, kim olursan ol. Çünkü Allame-i Cihanları gördük. İlmiyle dalalete gidenleri, ilmiyle küfre at koşturanları, ilmin zirve yapıp tepe takla gittikleri. Eğer unutmayın, bu kardeşinizin külliyattan bulduğu bir cümledir. Yani böyle bir cümle yok. Benim mana itibariyle ilmin kıblesi sadakattır. Sadakatsız ilim dalalete hizmet eder. Bir yerde görmüşler abi, müftü imansız gidiyorum, Said bana kurtar demiş. Evet. Sekeratta. Sekeratta. Risale-i Nur'un çok aleyhineymiş. Allah Allah. Müftü abi. Ben bir kitapta okudum ya, Muhammedi ve Ahmediye'de okumuştum. Kimdi ya, adını şey yapamadım. Beli bükülmüştü. Çok 40 küsur yaşındaydı. Beli bükülmüş. Meşhurdur o. Az dilime gelmiyor. De beli bükülmüş. Acayip bir insan. Çok sevdiğim de bir insan ama gelmedi dilime. Demişler ki bu genç yaşta beli niye büküldü? Keşfet kuburmuş. Yani kabirdekileri keşfediyormuş. Nasıl beli bükülmesin? Gözümün önünde iki tane şeyhim imansız gitti diyor. Şualarda var ya, mesela zındık bir yol bulmuş, tarikata girmiş, evet. Muritleri toplamış, onun dersiyle veli olmuşlar, o adam münafık. Talebeler onu tanımış, keşfediyorlar, keşfettikten sonra, ha beni tanıdınız diyor. Onlar da bırakmıyor şaka, madem senin dersinle biz bu makam bulduk, onlar da dua ediyor, onu kurtarıyorlar. Şeyhlerinin şeyhleri oluyorlar. Sonra şeyhlerini de gene çıkartıyorlar, oraya koyuyorlar. Hani müridinin koyduğu şeyh oraya. Benim hayatımda bundan daha başka değerli hiçbir şey yok. Hayatımdan kıymetli ki hayatımı buna verdim. Hayatımı verdiğim için rahatça konuşuyorum. Kuru bir iddia değil. Hayatımın en büyük gayesi olmuş. İsterimden, heveslerimden, attan, avrattan, dünyadan vazgeçtik. Buna teslim olduk. O zaman ben hakkım, iki kelam etme hakkım var benim. Risale-i Nur böyle bir şeydir. Ey itiraz eden muteriz. Sen de bir kitap yaz da ben de hayatımı koyayım o kitaba. Risale-i Nur gibi, ekmek gibi vallahi doğrudur. Suya İhtiyaç durumunda, Risale-i Nur gibi ekmek ve suya ihtiyaç derecesine herkesin muhtaç olduğu imani hakikatler. Risale-i Nur hiçbir zatı bakımından bir değeri yoktur. Kur'an adına, Allah adına, peygamber adına çıktığı için değeri var. Biz Risale-i Nur ne diyor diye bakmıyoruz. Biz Risale-i Nur ne diyor, Bediüzzaman ne diyor diye bakmıyoruz buna. Bu bir gözlüktür. Risale-i Nur gözlüğüyle bakıyoruz ki Allah ne diyor? Biz Risale-i Nur gözlüğüyle peygamber ne diyor? Kur'an ne diyor diye bakıyoruz. Gözlüktür. Ben böyle bakıyorum. Böyle bakamasam ben hayatımı veremezdim. Allah'ım bu asırda benden isteği nedir? Asrı Mucedidi ya. Risale-i Nur gibi ekmek ve suya muhtaç derecesine herkesin muhtaç olduğu imani hakikatler. İman hakikatler, bir tanesi desin ki benim ihtiyacım yok. Ya benim haşir meselesi problemim değil, ya ben ilmi niye öğreneyim ki? Miraç meselesi, ben miraç ilmini istemiyorum. Besmele'nin, Besmele'yi öğrenmek istemiyorum, esrarını bilmek istemiyorum. Ya benim böyle bir ihtiyacım yok diyemez. Risale-i Nur kuru olarak toptan bir inkar ediyorsun, sonra soruyorum. Risale'yi inkar ediyorsun veya tenkit ediyorsun ama nesini biliyor musun? Bak, Risale'nin Allah'ı ispat ediyor, buna karşı mısın? Risale-i Nur ahireti ispat ediyor, buna karşı mısın? Risale-i Nur peygamber aleyhissalatü vesselama Efendimiz'e gelen şüpheleri, tereddütleri, vesveseleri, şu sualleri cevaplıyor, buna karşı mısın? Risale-i Nur miracı ispat ediyor, buna karşı mısın? Karşı mısın kardeşim?
Risale'nin inkar ediyorsun, reddediyorsun, karşı geliyorsun ama ne yaptığının farkında mısın? Allah'a ispat ediyor. Sen diyorsun ki ben Allah'ın ispatın dersine karşıyım. Allah'ın ispat dersine karşıyım. Haşir dersine karşıyım. Haşir yani insan derken nedir yani? Mesela diyorlar sana adamı seviyor musun? Murat Karan'ı seviyor musun? Bir dakika ya hiç tanımıyorum. Ya nefret ediyorum. Ha, tanıyor musun adamı ya? Risale ne anlatıyor? Bak birinci söz Besmele'nin sırrını anlatıyor. İman anlatıyor, namaz anlatıyor değil mi? Ahireti anlatıyor, Kur'an'ı anlatıyor. 25. söz Kur'an'a yapılan itirazları o ayetleri tek tek ispat ediyor. Sen buna karşı mısın? Ha o zaman onu soracaksınız. Risale-i Nur'a karşı olan kardeşim Allah'a ispat ediyor, sen buna karşı mısın diyeceksin. Risale'nin Kur'an'ı ispat ediyor, buna karşı mısın? Kur'an'a gelen vehim ve vesveseleri o soruları iptal ediyor, ilzam ediyor, ispat ediyor. Sen buna karşı mısın? Yok. Herkesi muhtaç olduğu imani hakikatlerini ihtiyacı düşürmek desisesiyle diyorlar ki her millet, herkes Allah'ı bilir. Onu daha yeni ders almaya ihtiyacımız çok yok diye mukabele etmek istiyorlar. Bir de böyle bir tuhaf öyle cinsel Müslüman. Ya diyor iman artar mı? Allah Allah. Bakarsın adam yani adama benziyor. Bunu soran, bunu söyleyen hoca yani. İman artar mı diyor. Sanki biz burada imanın artıp artmaması iman esasları. İman başka bir şey. İman esasları başka bir şey yani. Ben iman esasları artar eksilmez demedim ki. İman artar eksilir dedim. İman esasları altıdır. Ne azalır ne azalır. İman esasları artmaz eksilmez. Bu sana öyle demedik ki. İman artar eksilir. Büyür küçülür. İman o ki sabittir. Herkese eşittir. Ebu Bekir'in imanı ile diyor ki Allah. Ümmetimin imanı diyor. Kefeye koysa Ebu Bekir'in ağır basar diyor. Peygamber demiyor mu bunu? Peygamberin de imanı iman. Bediüzzaman'ın da imanı iman. İmam-ı Azam'ın imanı da iman. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Kudusallahu esrarühü mecmain. Allah şefaatlerine mazhar eylesin amin, diğerlerinde. Amin. Şimdi onların imanıyla bizim imanımız kıyas edilir. Hani eşitti. İmansız olmuyorlar mı? Niye gidiyor? İman vacip değil ki. İman mahluktur. Artar, eksilir, çoğalır, azalır, küçülür, büyür. Ha, iman hakikatları diyorsan o hakikat kelimesini eklemedim ki. İman hakikatları altıdır, değişmez. İslam esasları beştir. İslam gidip gelir. İslam esasları gidip gelmez. Onun adı esastır sevgili kardeşim. Bunun adı da iman esasları. Artmaz, eksilmez. İman artar, eksilir. Büyür, küçülür. Çoğalır, azalır. Gider, gelir. Tahkiki iman, taklidi iman, icmali, tafsilli. Ha, bunlar hepsinin de nihayetsiz mertebeleri var. Onu daha yeni ders alma ihtiyacımız yok, çok yok diye mukabele etmek istiyorlar. Halbuki Allah'ı bilmek, bütün kainata ihate eden rububiyetine ve zerrelerinden yıldızlara kadar cüzi ve külli her şey onun kabze-i tasarrufunda. Bak Allah'ı bilmek, halbuki Allah'a bak, bilmeye bak. Şimdi. Halbuki Allah'ı bilmek ne demek? Bütün kainata ihate eden rububiyetine bir. Bütün kainata ihata eden Allah'lık hakikatına, zerrelere kadar. Ne demek olduğunu anlamak için söylediğim size. Yani demesem geçiştirilecek bu mana, ezilecek diye korkuyorum. Bütün kainata ihata eden rububiyetine, seni anlayacağım insan bilmem. Şimdi geçiyorsun, Belen'e geçiyorsun, Belen'den. Belen'den yağmur yukarıda yağdırılmış. Yukarıda yağmur yağdırılmış. Su iniyor. Sen de Kırıkan'dan çıktın, döne 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 geçiyorsun. Şimdi oradaki yağmurun yağdırılması, senin Kırıkan'dan çıkman, o sel olup yola geçmesi, senin o anda geçip lastiğin üzerine onu basman, lastiğin onu ters çevirip su zerrelerini şak diye buradan akarken o kanala atman, onları hep biliyor Allah. Rububiyetini öyle anlattı. Yani senin Kırıkan'dan çıkacaksın.
Belele döne çıkacaksın. Radarda yağmur yağdırılacak. Anlıyor musunuz Allah'ı? Böyle inecek olsun. Kırıla kırıla irmak. Tam yoldan geçerken tam o zerreye senin lastiğin denk gelecek, getirecek. Bunları hesap eden Allah. Böyle diyeyim de anlaşılır. Ondan sonra o zerreyi bastı, ezdi, arkasından aldı, kanalı buradan akarken bu tarafa fırlattı, götürdü. Veya kaportaya damlası yapıştı, İskenderun'a gittiniz, bir yere bıraktınız, başka bir nehire arkadaş oldu. O zerreyi bir adam gibi düşün, onları senin geçeceğini, oradan ineceğini, bütün miligram üzeri bir hesap, artık akıl almıyor. Onları hep hesap ediyor. Senin o lastin, o saniyede, o salisenin, o bilmem mikro anın orada basacağını hep hesap etmiş, hesaplamış Allah. İki kutbun arası kadar sayılar da bile yazılsa böyle bir hesap. İyi hatasının geliştiğini zaten akıllarına sıkıştırmadan dolayı dalarda gidiyor. Evet. Bunu nasıl olacak diyor, nasıl hesap? İşte bütün kainata ihata eden rububiyetine, rububiyet, Rab yani, her şeyi kabzı Rab altına almış. Zammal Allah'ın alakası var. He? Zammal Allah'ın alakası İşte var. Diyecek. Allah ile Damla. Sonra zerrelerden yıldızlara kadar cüz'i ve külli her şey onun kazay tasarrufunda. Zerrelerden yıldızlara kadar. Zerre kim ise zerre ile yapılan da onundur. Deniz kim ise içindekiler de onundur. Zerrelerden yıldızlara kadar cüz'i külli her şey onun kabze tasarrufunda. Nasıl tutmuş yani? Bunu ne zaman anlarsın? Gene anlamazsın. Hiç böyle videoda kan damardaki hareketini gördünüz mü? Damardaki o büyüterek, kanın evirip devrilip böyle bir acayip bir alem. Veya basit bir makam vereyim. Uçaktan hiç aşağıya baktınız mı? Baktım böyle ben. Evlerden geçiyor. Zannediyoruz yani. Çünkü camlar parlıyor çık 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 falan. Bir şey yapıyor. Şehir gibi gözüküyor yani böyle. Diyorum ki ya Rabbi şu anda o şehirde falanca kadını, adamı, şu anda hissiyatını, duygularını, arzularını, bütün her şeyini biliyorsun. Aynı zamanda ben de biliyorum. Şimdi adeta hani biz de çıkmışız ya, mevcudattan güya çıkmışız, ihata ediyoruz o şehri. Yani ben şimdi şehrin varlığını ancak tahmin ediyorum. Gözükmüyor şehir. Sen oradaki evlerin içindeki adamın veya kadının şu andaki hissiyatını, duygularını, Müslümansa nedametini, tövbesini, isteğini şu anda duyuyorsun. İnan çok hep düşünürüm böyle. Şu anda herkesi biliyoruz. Bugün mesela darlandım. Niye darlandım? Ya arkadaş dedim Allah'ını seversin. Ya bir tane akıllı adam, dertsiz adam, sıkıntısız adam aramayacak mı ya? Ondan sonra nerede bulmuşlarsa bir şey anlatmak için anlatacağım şimdi size. O olay bana neyi götürdü? Bana bir 5-6 tane, 10 tane insan yani en fazla toplam günde 10 tane. Derdi, yani şöyle aynaya var ya, aynaya geçersiniz, sen kaybolursan yok olur. Aynen kan. Bu böyle değil. Sana anlattıkları zaman sana izi kalıyor. 10 tane insanın derdini duydum, tahammül edemedim. Artık diş yaptım ya. Kapattım. Günün belirli bir saati telefonu kapattım. Sonra dedim ki, volta atıyorum dershanede. Ya Rabbi, 7 milyar insanın hepsinin derdini şu anda biliyorsun. Şu anda biliyorsun değil mi ya Rabbi? Tabii ki biliyorum. Haşa. Nasıl yanmıyor yani? Tövbe estağfurullah. Tahayyülü küfür olmadığı için motor yanması lazım. Nasıl bir Allah? Hakikaten çok büyük bir Allah'sın ya. Vallahi benim derdimi de dinliyorsun. Şu anda beni de biliyorsun, volta atıyorum. Çöktüm dizimin üzerine, kıbleye karşı.
İnan ya Allah Allah, hayrette kaldım. Şu anda 7 milyar insanın derdini bilen Allah. Nasıl hani tövbe estağfurullah, tahayyülü küfür küfür değil, kafayı yemiyor diye derler ya tövbe estağfurullah, pişanlamak için. Allah, hakikaten Allah ya, böyle olması lazım. Allah böyle olması lazım ya. Ne o tövbe estağfurullah, ne kadar kaliteli bir şey. Bilen, cevap veren, omuzuna o hissiyatına tatmin eden, ya bu çok acayip bir şey. Niye beni götür biliyor musun? Buraya götür bir tanesi. Ya arkadaş, bir gün aradı, iki gün aradı, üç dört günde böyle her gün değişik bir teselli veriyorum. Artık öyle her gün arıyor ki teselli verecek malzemem kalmadı. Değişik ne söyleyeyim şimdi? Her şeyi söyledim bence. Anlıyor musun? Bugün elinde ya, deftere kaydettim. O psikoloji derslerini boşuna yazdırmazlar, dert yazdır. Bak, bir gün acayip bir şey söyledim, bana göre. Tamam abi. Başka bir gün gene aradı, başka, aynı kişi. Gene. Artık o kadar şey ki, ben darlandım, yarab darlandım artık. Yeni bir şey diyeceğim ki, orijinal olsun da, bir iki gün gitsin. Artık diyecek hiçbir şey kalmadı. Ne diyeyim yarabbi dedim içinde. Ne yaptım biliyor musun? Geldi, telefon. Cevap verdik. O anda nasıl olduysa telefon kesildi el adamın. Tekrar aradı. Tek kırmızısını böyle bastım kapattım. Ne diyeyim ya Rabbi telefon çalıyor. Diyecek yeni bir orijinalim yok. Bitti yani. Motor stop. Sonra oturdum malta attım. Attı şimdi. Allah 7 milyarı biliyor. O zaman işte lezzet alıyorsun. Beni de biliyorsun. Allah çok hoş bir şey ya. Kaliteli bir şey ya. Tabii ki. Hoşuma gidiyor. Ama bu olmasaydı onun kabz-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat'i iman etmek. Her şey onun kudretiyle ve iradesiyle oluyor. Ne yapmak? Olduğu iradesiyle olduğuna kat'i iman etmek. Başka bir imandan bahsedeyim size. Ha neyse sonra acele etmeyin. Ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına la ilahe illallah, la ilahe ilah zannettiklerimize bak bakalım ilah. İlah olabilecek mi? La ilahe bak bakalım ilah dediğimiz şeylere. Ama la ilah yok. Var zannettiklerimiz yok olunca illallah, illa o, illa bu. Kelime-i kutsiyesine, hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik etmek de olur. Yoksa, burayı iyi dinleyin. Şu anda okumak istediğim yer için bu kadar yarım saat verdim. Yoksa bir Allah var deyip bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek. Yağmur yağıyor. Sebepler tamam kırla gidiyor. Siyasi veya şeyler meselede aktörleri faili muhtar zannediyoruz. Nasıl olacak böyle bir an? Siyasi aktörler de şey ya. Bir Allah var deyip bütün mülkünü ona, esbaba, tabiata taksim etmek. Hiç Allah hatırımıza gelmiyor gündelik hayatta. Sebepleri faili muhtar yapmışız. Sanki fail yani. Bunlar yapıyor bu işi. Yani tamamen sebep perest olmuşuz. Sebepsiz olmaz. Bunlar sanki olayı çeviriyor yani. Dünya hadisesi olsun, Türkiye olsun, benim vücudum olsun, ev halkımı. Ya liyakata göre yapıyor kardeşim. Bir bakıyorsun, bir taraftan biz bilmiyoruz olayı. Ya bu niye böyle oluyor ya bu? Bir bakıyorsun zalim adam. Başka tarafından Cenab-ı Hak biliyor gizli şeyini, onun için vuruyor. Bilmiyoruz. Ne kadar Allah'tan özür dilemiş. Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'ın seyahati. O gemiyi denmesi Kur'an'da. Ama çocuğunun şeye, gözünü açınca. Çocuk ne yaptı Yunus'um hatırlıyor musun? İlk gözü açınca ne yaptı hatırlayanınız var mı? Ne yaptı o çocuk? Bir taşa testi mi kırdı ne yaptı? Yok. Ama çocuk ne yaptı Kur'an'da? Hızır Aleyhisselam'la o gemiyi deldi. Sonra çocuklar oynuyordu. Bir tanesi ha gülüyordu gözü kapalı. Onlar güldüğü için de gülüyor. Sonra dedi ya bunun gözünü aç ya sen bilmesin ya şey diyor Musa. Ya aç diyor ya.
Açar açmaz ama çocuk çubuk aldı, gözü olan birisinin gözünü çıkarttı. Kendisinin kör olduğunu unuttu. Körlük ne demek olduğunu unuttu, adam çocuğu kör etti. Çok tuhaf yani. Ne kadar Allah bizi kuyudan çıkarttı. Hala ısrar ediyoruz kuyuya girmek için. Lan ne kadar çıkarttı seni ya. Kazana başladın, tekrar terk ettin. Kitap okumaya başladın, tekrar terk ettin. La kardeşim, kuyuya niye ısrar ediyorsun? Çıktın işte. Allah seni çıkarttı. Daha niye kuyuya girmeyi ısrar ediyorsun? Ya deli miyiz biz yahu? Bize ne olmuş? Bize ne olmuş yahu? Allah kuyudan çıkarttı, daha niye kuyuya girmeyi ısrar ediyorsun ya? Çıktın işte. Sen, yani oyun oynuyorsun. Allah oyun oynamıyor ki ya. Yel'abun. Biz oyun oynamıyoruz diyor. Yani bir Allah var deyip bütün mülkünü esbaba, tabiata taksim etmek, onlara isnat etmek, haşa hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci tanımak, her şeyin yanında hazır, irade ve ilmini bilmemek ve şiddeti emirlerini tanımamak. Adam tanımıyor ya. Hasan abisi bir şey söylüyor, Allah da bir şey diyor. Hasan abisinin bildiği var. Haşa Allah'ın bildiği yok, tabi estağfurullah. Tabi yani. Bildiği var lan. Hiç mi endişe etmiyorsun, hiç mi korkmuyorsun? Hiç mi titremiyorsun ya? Allah'ın emirlerine karşı emir çıkarıyorsun. Niye ilah ediyorsun? Bir cümle yazmıştım sitede de. İnsanlığını unutanlar, insanların ilah olması kolay olur. Yani kendisini unutan var ya, insan olduğunu unutanlar, insanları ilah edilmesi kolay olur. Allah'ı unutanlar da kendilerini unutması kolay olur. Ayet mealiydi. Niçin insanlar ilah oluyor biliyor musunuz insana? Çünkü insanlığını unuttuğu için. İnsan olduğunu bilseydi insan insana ilah olamayacağını bilecekti. Bu nerede geçiyor? Kur'an'da diyor ki birbirinizi ilah edinmeyiniz. Bu kafire değil, Müslümana hitaptır. Kafire iman, bu ilah diyor. İman ehline diyor. İlah edilmeyin. Ne demek ilah edin? Kur'an'a karşı hüküm beyan eden insanı ilah ediniyorsun ki Allah'ın dinini kale almıyor. Ayeti şey yapınca insan titremesi lazım. Korkması lazım. Hiç. Sanki Hasan'ın sözü. وَلَا تَرْكَنُوا اُلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Değil o tarafta olmak, şey yapmak. Hafif beylediğini bile Allah cehennemle tehdit ediyor. Adam hiç umrunda değil. Mesela günah-ı kebairi diyor. Mecelede söylüyorum. Mecele biraz kafa taktım ya, biraz fazla okumuşum. Yani mecele, İslam anayasasını fazla meşgul olan kardeşinizin. Mecelede galiba 24. ve 23. madde. Günahı istihlal ve istifaf etmek alamet-i küfürdür. Bunu söylüyorsun, adam umurunda değil. Ne demek? İstihlal, helal demek, hafife almak. İstifaf etmek, hafife almak. İstihlal, helal demek. Günahı, hafife, hangi zamandayız? Hafife almak, Veya, ya bak böyle diyor, bak Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. Veya İslam hukukunda böyle geçiyor. Benim abim onu bilmiyor. Benim hocam onu bilmiyor muydu? Vay. Allah'ım ne sabırlısın ya. Yani ne diyor ama? Bir Allah var deyip bütün mülkün esbaba ve tabiata taksim etmek, onlara isnat etmek, haşa hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci tanımak ve her şeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek, şiddetli emirlerini tanımamak, sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikatında yoktur. Belki küfr-ü mutlaktaki manevi cehennemin dünyevi tazibinden kendini bir derece teselli almak için o sözleri söylüyor. Ne güzel ölçüler. Arkadaşlar,
ne olur? Sadakatsız ilim dalalettir. Dalalet hizmet eder. İnnemâ ututu alâ ilmi. İlmimle dalalet edeyim. Bak ne diyor? Ölçünüz yoksa, ölçünüz sizsiniz. Hevesindir. Adam nasıl belirlenir? Neye göre hareket ediyor? Ona göre değer verin. Neyi ölçüyormuş? Unutmayın. Ben bugün varım, yarın yokum ama ustadım söyledi. Bunu ölçü yaparak gidelim. Bundan delil gösterip de gösterin, dinleyin. Bunu bunu kenara koyun, hiç dinlemeyin. Lafı güzaftır. Hiç kale alma. Hiçbir değeri yok. Çünkü asıl imamı değil. Asıl imamın dışındaki konuşmalar lafı güzaftır. Bak. Bizde biri fasık olsa galiben ahlaksız ve vicdansız olur. Zira arzu-i masiyet, iyi, çok acayip, şuna bak. Arzu-i masiyet, ne demek? Günahı istemek. İstemek, günah arzusu, vicdandaki imanın sadasını susturmakla inkişaf edebilir. Demek, imanını ve vicdanını ve maneviyatını sarsmadan, istifaf etmeden, tam ihtiyar ile şer'i işleyemez. Başka bir yer var. Emirda 1-203'ten okuyordum. Hutbe-i Şame 144. Şimdi Emirda 1-103'te zannediyorum. E tabi olmasa elinden ötürü. Nereye girerken? Esiyor kafasına göre. Ben kürsüleri çıkan insanım. Adam karısıyla, eviyle, çocuğuyla, şunla bunla kavga etti. Sıkıntı, münakaşa yaptı. Adam insandır. Dün veya sabah. O psikolojiyle hutbeye çıkıyoruz. Artık ne varsa dozer gibi gönderiyoruz. Ağzıma ne geliyorsa konuşuyorum. Cemaat da koyun gibi ya. Koyun zannediyorum. Benim konuştuğum din o. Öyle saf insanlar var ki din o. Sonra benim psikolojimi, fiyakamı, o gün havam da iyi. Bir güzel böyle açıyorum, o da din oluyor. Lan iki de sizin dininiz benim psikolojimi mi endekste olacak? He? Sizin psikolojiniz, sizin dininiz, sizin ölçünüz bana mı bağlı? Benim psikolojim iyi oldu, vaazım iyi. O da din. Adam sallıyor. Ya hiç olmayan bir mesnetsiz ümit veriyor veya cehennemin cehennemine götürüyor. Kardeşim aç oku ya. Aç oku da ona da okuma cesaret gelsin. Yerde söylüyorsa satırdan kala. Sadırdan söylüyorsa hiçbir değer yok. Kim diyor bunu? Kürsülere çıkan benim ha. Ben de çıkıyorum. Buradan oraya söylemiyorum. Oraya çıkan insanım. Hani buradan oraya desen hasret etti bilmem ne yaptı falan değil ya. Oraya onlarla konuşan ve orada konuşan insanım. İman yalnız icmali ve taklidi bir tasdike münasir değil. Bir çekirdekten ta büyük hurma ağacına kadar ve evdeki aynede görünen misali güneşten ta deniz yüzündeki aksine ta güneşe kadar mertebeler ve inkışaflar olduğu gibi imanın o derece kesitli hakikatleri var ki binbir esma ilahiye ve sair erkan imaniyenin kainat hakikatlarıyla alakadar çok hakikatleri var ki bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalat insaniyenin en büyüğü imandır. Ve imanı tahkikiden gelen tafsilli ve burhanı marifeti kutsiyedir. Ah. Bak bir dakika. Binbir esma-i ilahiye ve sair erkan-ı imaniyenin kainat hakikatleriyle alakadar. Yani o meyve risalesinde şualarda geçiyor. 6 tane iman esası. Niçin bir bütündür? Bir misal vermiştim pervaneden. Hatırlarsınız. O bir bütündür. Elektrik olabilmesi için. Bak iman yalnız icmali ve taklidi bir tasdike münasır değildir. Bir çekirdekten ta büyük hurma ağacına kadar hayal et. Eldeki aynada görünen misali güneşten misal şu aynadaki güneşten ta deniz yüzündeki aksine ta güneşe kadar mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi
imanın o derece kesettiği hakikatleri var ki, binbir esma-i ilahiye ve sair erkan-ı imaniyenin kainat hakikatleriyle alakadar çok hakikatler var ki, bütün ilimlerin ve marifetlerin, kemalat insaniyenin en büyük imandır ve imanı tahkikiden gelen tafsilli ve burhanlı marifeti kutsidir diye ehli hakikat ittifak etmişler. Biz imanı sabit bir şey zannediyorduk ama bu sürü şeydi de abi. Sabit değil yani. Değil, gidiyor, geliyor, kaybolur. Gidiyor, geliyor, azalıyor, çoğalıyor. Senin elindeki malzemelere göre değişiyor. O anki ruh haline, durumuna göre. Allah Allah. Evet, kainatta hiçbir zişur, kainatın bütün eczası kadar şahitleri bulunan Halik-i Zülcelal'i inkar edemez. Etse bütün kainat onu tekzip edeceği için susar, lakayt kalır. Fakat ona iman etmek, ne demekmiş bak, ona iman etmek Kur'an-ı Azimuşşan'ın ders verdiği gibi. Evet. O Halik'i sıfatlarıyla, isimleriyle, umum kainatın şahadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Tamam. Şimdi iyi dinleyin bak. Bak şimdi iyi dinleyin. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek, aldırmamak o imandan hissesi olmadığına değildir. Biz de inanıyoruz diyor kardeşim. Evet. Sen inanmayı iddia ediyorsun. İnanmıyorum. O iddiadır. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissiz olmadığına delildi. Vay be. Şey gibi oluyor abi. Hani tasdik etmek, inkar etmek ayrıdır, kabullenmemek ayrıdır. Evet. Yani reddetmiyor ama tasdik de etmiyor. Her neyse. Kastamonu var. Bizim bildiklerine zıtmış abi burası. Yani. Çok acayip. Gidiyor. Hangi asırdayız diyor. Hangi asırdayız? Allah var da bir hangi asırdayız? Bir daha okuyayım şurayı. Hangi asırdaymışız? Haş, Allah bilmiyor. Ona iman etmek, Kur'an-ı Azimuşşan'ın ders verdiği gibi. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. O Halik'i sıfatlarıyla, isimleriyle, umum kainatın şahadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissiz olmadığına delildir. O da sıfatlarıyla ve isimleri Gidiyor sıfatlarını Ahmet'e Mehmet'e veriyor. Gidiyor Allah dinin sahibi odur. Adam yeni din kuruyor. Yeni din çıkıyor sanki. Mesela bir adam söyleyeyim. Bu da din ha. Din adına rezil vizyonlarda çıkıyor. Allah diyor gizli çekiyorlar ceple. YouTube'lara düşüyor. Sonra söylediğini teyit için görüntülüye çıkıyor televizyona. Aynı şeyi söylüyor. Zalime bak. Delikanlı birisi soruyor. Delikanlı demek ki bekar ki soruyor. Hocam diyor, benim diyor kimle evleneceğimi kızı diyor. Hangi kızla evleneceğimi Allah bilir mi diyor. Ne diyor biliyor musun Allah aşkına? Bu Tanrı inancına bak. Allah demeyecek. Onun Tanrısına bak. Hayır diyor, nereden bilecek diyor Tanrı benim kimle evleneceğimi. Kutlaz Baymur. Evet. Adam dayanamıyor yani diyor ya. Bindir. Bu adam Abdülaziz Bayn, bu adam beni bu dersimden dolayı Kur'an gibi yapıyor Risale-i dedi. Video yapmış. Altına yazı yazmışlar. Videomu kesmişler.
keserek alttan, topestoburla da alttan üstten kesmiştir. Bana dediler ki, abi senin için dedi böyle dedi hem video kendi sitesine koymuş, seni dedi böyle Risale-i Kur'an gibi yapmış. Kim yapmış, kim diyor dedim ben böyle haşa, bu edepsizliği kim de yapabilir ki ben yaptım. Şu, ha bu, ben kimle evleneceğimi bilmez, Allah bilmez diyen adam, he. Bu adam beni zaten takdir etseydi, ben imanımdan şüphe ederdim. Ben kendimden şüphe ederdim. Ya acayip bak, sıfatlarını nereye veriyor? Eylem olarak veriyor. Bak neler, ulema-i su'u. Ne demek ulema-i su'u? İşkembesiyle dine, uşkurluğuyla dine bağlı. Dinde olmayanı koymak bahsettik. Ondan sonra dinde olanı ihraç etmek. Dinde olanı çıkartmak, olmayanı şey yapmak. Ne? Koy, ekleme. Teravih namazı yok diyor o zaman. Teravih namazı yok. Boş ver şimdi. Başka bir şey okuyacağım şimdi. Uşkurlu olmayın şimdi. Seni zaten pile yerine bastık mı sen benden daha delisin. Yollar. O benden daha deli. Bak şimdi. Allah'ıma şükürler olsun ki Risale-i Nur'un ortaya koymuş olduğu efendim ölçülerle iman etmişiz. وَمَنْ كَزَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِدَ فَلْيَتَبَوَّ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ. Hadisindeki tehdit, ben mesela demediğimi diye dediğimi demedi, yalanlayan cehennemde yerin hazırlasın. Femen اَزَّمِ مِمَّا كَزَبَ عَلَى اللّٰهِ. Ayeti de aynı bunu söylüyor. Ya. Ne cesaret abi ya? Yani olmayan şey. Şimdi buna taraftar olmak veya Allah'ın dininde mesela adam harama helal diyor. Dine hizmet diyor bak şimdi. Biri böyle de var yani. Mesela dine muhalefet etmek de dine hizmettir. Sloganı ile çıkanlar var. Çünkü niye? Allah'tan haşa, haşa, üç defa diyeceğim. Allah'tan haşa, şefkatli. İnsanları kurtarmak için dinde haram olanı hizmettir diyenler var. Haram işlemeye, dine hizmet etmektir. Haşa, Allah'tan şefkatli. Tövbe estağfurullah. Tövbe yani. Ya Rabbi, bak şimdi 300 kaçtı, 73 miydi? Bak onlara bak mesela. Allah demediğini din diye gösteriyor. Haram-ı helal gösteriyor adam. Ondan sonra buna da yapıldığı zaman din diye gösteriyorsun. Din diye gösteriyor. İtiraz ettiğin zaman hizmet alamamış. Hiç alamamış. Ya Rabbi, Müslümanlara yardım et. Amin. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Ayet-i kerimesi fermanı ile zulme değil yalnız alet olanı. Alet olanı, bil fiil olan değil. Ve taraftar olanı. Belki etna bir meyil edenleri dahi dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. Meyil. Olmayacağız arkadaşlar. Biz gram gram iman kazanıyoruz, sevap kazanıyoruz. Ahmaklık yapıp da değil. İmanımı niye teslim edeceğim? Bir sebebini size söyleyeyim. Ben bir şey diyorsam yalan demem. Yarın hesaba vereceğim Allah'a. Yani bir defa söylüyorum. Ben haber bültenini seyredip de imanını bırakanları biliyorum. Allah Allah. Evet, haber seyrederken imanını bırakanları biliyor. Kullandığı kelamdan dolayı. Evet. Kullandığı ve böyle bir kainat böyle ben olsam dedi tövbe estağfurullah yapmazdım diyor. Yani haşa ben olsaydım diyor şu kainatın idarecisi Allah'a böyle diyor.
Anladın mı? Evet. Yani aklı tartamadığı şeyi Allah'ın işine omuz veriyor, taşıyor. Haberlerle imanı gidenleri az görmedi. Emir da 58'de de söylüyor. Biraz önce söyledim, okuduğum ayeti tekrar göstereceğim de. Ne diyor? Ayet-i kerimesi ferman ediyor. Zulme değil, yalnız alet olanı ve taraftar olanı, belki etna bir meyil edenleri de, haberi dinle şimdi. Bak. Olanı belki etna bir meyil edenleri. Göster. Benim kanal diyor. Ne diyorsa sanki Kur'an söylemiş, ayet gibi. Onlar meyil edenleri dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. Meyil edenleri. Meyil edenleri. Ne gerek var? Hiç gerek yok. Hiç lüzum yok. Ben bir başka adına demiyorum. Ben şu anda iman ceyranındayım. Ahmet Mehmet'te bizim hiç işimiz yok. Olmaz. Yani bak bir yer okuyayım. Ondan sonra keseceğim. İmanı tahkiki. Yani ne güzel ya. Dayanamıyorum ya. İlla şey yapmak istiyorum. Değil mi? Yani külliyat bambaşka bir şey ya. Bak bir okuyayım için göreceğim. Görünce hani konuşuyor ya ben de. Zevk alayım. Ne yapıyorum biliyor musun? Bana şu keyif veriyor. Yolumun güzergahını. Hani demir diyorlar ya, demir hani yolun kenarında bariyerler. Bariyer. Konmuş. Aa, bana bir güzergah yapmış çölde. O kadar keyif veriyor ki. Nereye göre konuşursan burada ya. Yarın bana çıkacak Allah haşirde soracak. Nereye göre konuştun? Ya ah, buna göre. Gitmediği zamana sor. Bir sorulacaksa ona sor. Ben buna uydum. Niye uydun? Dileğe şere vurdum. Vallahi 100 senede bir gelen bir mücedit zannettim ben bunu. İyi yaptın. İyi yaptın diyeceğim. Ulan sevdim ben de işte seni. İyi yaptın dedim. Ben bunu çok yerde söyledim ama böyle iyice bana böyle şey veren bir o. İyi yaptın diyecek inşallah. Allah razı olsun. Hepimizden de. Bak. İman-ı tahkiki. İlmel yakin. İlmel yakinden hakkal yakine yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine ehli keşif ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki sekerat var. Yani burada acele edeyim biraz. Hakkal yakın derecesindeki ilmel yakın. Öyle ilmi keşif ilimle varmış ki o ilmin içerisinde hakkal yakın seviyesi. Bak, İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Üç mu? Her birisinde de üç mertebe var. İlmel yakinden söylüyorum. İlmel yakinin ilmel yakini. İlmel yakinin aynel yakini. İlmel yakinin hakkal yakini. Dokuz mertebe. Dokuz. Hakkal yakin seviyesindeki ilmel yakin. Yani ilimle, tefekkürle vara hakkal yakin seviyesine geliyor. Artık selbedilmeyeceğine. Ehli tahkik hükmetmişler. Karadeniz'de misal veriyorum çünkü kayaları çok serttir demiş. Çok yalçındır, çok serttir. Pek, dünyada pek öyle sert kaya yok. O kadar sert kayayı su vuruyor. Vura, uyuyor değil mi? Ham ilmel yakinle vuruyor. İlmel yakinle vura yanıyor işte. İman-ı tahkiki ilmel yakinden hakkal yakine yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine ehli keşif ve tahkik hükmetmişler. Ve demişler ki sekerat vaktinde hepimiz yaşayacağız bunu. Biz de ya, ben de yaşayacağım. Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir. Ben müjde söylüyorum size. Akla şüphe veriyor, kalbe giremiyor zaten. Arkadaşlar, çocuğa niye aşı yapılıyor? Aşı mikroptur. Aşı böyle şeydi, şifa değil, ilaç değil o, mikrop. Küçük dozlarla mikrop verilerek vücudu mikropla tanıştırıyorlar. Ta ki buna karşı savunma geliştirsin, geliştirdikten sonra o savunmasını aşılıyor. Büyüdüğü zaman o tipten gelen hastalığa zaten böyle bir aşı vardı. Formülü vardı. O formüle malzeme üretip saldırıyor. Onun için küçükken böyle mikroplarla, çamurlarla, sokaklarla muhatap edilmeyen çocuklar çok hasta olur.
Çünkü mikropla tanışmamış, sonra tepe takla götürür. Nurcular imansızlık aşısını görmüş zaten. Nurcular şeytan aşısını yemiş dünyada. Sekerat vaktini ne yapacak ki? Zaten bize musallat olmuyor. Allah'ını seversen bana bu şu anda, bugün musallat olmadım. Herkes olduğu gibi. Ben ölüm anında bana bugünden farklı ne diyecek? Bana diyecek ki sana bir bardak su vereceğim Hasan, Muhammed'i inkar et. Lan ben imanımı suyun üzerine mi bina ettim? İman edenlere sor. Bunun altına çıkıyor. Onu imanda, sorduğun zaman iman nedir diye adam hatırlıyor. Allah var mı dedi deyince gündelik hayatına, tabii canım. Allah hatırlıyor yani. Sorduğun zaman hatırlıyor. Nurcular, niçin nurcular söylüyor? Kur'an nurcuları devamlı iman hakikati. Sınıfa gidiyor, öyle mi diye mi öğretmensin? Sınıfa gidiyor, Allah'ı anlatmaya çalışıyor. Örnek verip haşrı anlatmaya çalışıyor. Sokakta birisine çalışsa, bir minibüse binmiş bir şey verirken, petrollar mesela. İlle bir şey anlatacağız, bir kart vereceğiz, bir site söyleyeceğiz, tamam mı? Bir vecize söyleyeceğiz. Duramıyoruz. Her gün zaten bununla. Şeytanız, işte şeytanla aşılıyız biz. Sekerat vaktinde farklı ne diyecek ya? Zaten elinde olsa şimdi der. Onun için biz mikroba aşılıyız. Yiyemez. Biz de aşılıyız kardeş imansızlığa. Çok, unutmayın. Çok güzel oldu inşallah. Tabii canım elhamdülillah ki bu bundan daha büyük mucize olur mu? Veya ikram olur mu? Biz aşılıyız kardeşim şeytana. Hani sabahtan adam çıkıyor işe okula hiç namaz yok ne yaz yok. Sorduğu zaman tabii canım Allah var hatırlıyor. Kur'an nurcuları öyle mi? Böyle olan Müslümanlar da var tabii. Onları da kastediyorum ama ben nurcularımdan bahsediyorum. Sınıfa gidince bir öğretmen, iş yerine gidince. Ya bir şey anlatmıyor mu ya? Allah anlatmıyor musun kardeşim çocuğa? Haşr'a ait bir misal vermiyor musun? Fırsat gelince bir kitap vermiyor musun? Minibüste veya otobüste ne bileyim petrol alırken giderken bir şey diyorsun ya dayanamazsın ki. Maşallah inşallah falan da diyorsun ağzında hep bu. Ya bu nedir? Gündelik hayatın içine girmiş Allah. Hayatın kendisi Allah. Hayatın içerisi Allah. Konuşmaların içerisi Allah. Düşünceler Allah. Yani böyle yani. Böyle olmuş. Ne yapacak? Biz zaten aşılıyız. Diyor ki sekeratta, sekerat vaktinde şeytan bugün bir telefon etti. Abi dedi, babam sekeratta dedi. Heyecanlanma. Koy oraya yanına telefonu. Allah Allah. Derse gitmiş, bitmiş. Derse gitmiş mi? Abi gitti dedi ya beni derse götürdü. Kay sağ kulağına telefonu. Yo sola götürdü. Adını söyle bana. Falan da duymuyor. Bizim duyuyor fakat şey cevap veremiyor. Sen hatırlıyor musun dedim. Eşedenler demiyorum ha. Sen hatırlıyor musun kardeşim? Çocuğundan aldım ismini falanca. Derse çocuğa falan tarihte falan dershaneye götürdüğün oğlunu hatırlıyor musun? Hatırla hani dersi götürüyordun. Hani o derste la ilahe illallah Muhammedun Resulü dersi yapılıyordu. Allah'ın sen böyle hemen hatırlattın. Bak zaten mikrobu vardı bizde. Mikrop zaten vurmuş Allah bize aşıyı. Şeytan mikrobu var ya. Biz o aşılıyız zaten. Aşısını şimdi yesin. Şeytanı yesin yani sabah kahvaltısına. Ne yapacak sana? Diyecek ki kitapta öyle yazıyor. Su vereceğim sana. Onun için pamukta su sürmek var. Su vereceğim. Muhammed inkar et. Ulan ben suyun üzerine mi imanımı bina ettim? İsa'yı diyor reddet. Muhammed'i kabul et. Ulan biz zaten İsa'yı reddedemeyiz. İsa'ya iman etmeyle iman etmişiz. Ama birisine iman etmek ötekisini reddetmeye iktiza etmez. O da peygamberim, o da peygamberim. Hayda ne diyecek? Ne diyecek kardeşim? Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüte düşürebilir. Abi gelmeyecek mi? Lan iman kafa dedi ki. Açmayayım şimdi 706 mıydı? Sözleri. 734. İman diyor elde ayakta arama. Akıl imanın süpürgecisidir diyor. Kattedir. Şeytan buraya vesvese ver. Tereddüt verebilir, düşürebilir. Bu nevi şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüte düşürebilir. Bu nevi imanı tahkiki ise yalnız akılda durmuyor. Yani bu imani dersler var ya tefekkür. Tefekkürle elde edilen dima midesine iman ders. Dima burası midedir. Buraya girdikten sonra tefekkürle sirayet ediyor her yere. Nasıl ki gıda, bak şu gıda. Buraya gidiyor. Buradan tevzi oluyor.
Mesail-i imaniye dimağa giriyor. Ondan sonra bak nereye giriyormuş. Bu nevi imani tahkiki yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra. Sır Allah'ın sana özel koyduğu GPS demektir. Allah'ın sana özelliği. Senin için Allah. Ben Allah için özelim. Herkesin GPS'i var. Allah GPS takmış. Ne yapıyorsun? Hepsinin sana özelliği. Sır. Hem sırra imanın inkişaf etmiş. Hem öyle latifelere sirayet ediyor ki sırada değil. Artık denmiyor. Yok, ismi yok. Ustad da isim de koymuyor. Sırayla gidiyor. Bak dikkat edin. Hem kalbe gir içeriye. Hem ruha gir içeriye. Hem sırra gir içeriye. Hem öyle latife bilmiyoruz o latifeyi. O iman dersleri öyle sirayet ediyor, kökleşiyor ki şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. Öylelerin imanı zevalde mahfuz oluyor. Lan şeytan kalbe nereye geçecek? Kalp nazargâh ilahi, melek bile görmüyor kalbin içini. Kalbin içini melek görse vesveseyi de günah yazar. Göremediği için günah yazılmıyor. Allah'ın nazargâh ilahisi. Nasıl girecek? Ya şeytan bedenseldir. Kalbi ve ruhsal değil ya. Beden bina gibidir. Su tesisatı gibi. Su tesisatı dolaşmıyor mu? Ha, Allah Resulü diyor ki bedeninizde kan dolaştığı yerde dolaşır. Ruhunuzda dolaşır demiyor ki. Bedeninizde dolaşıyor. Dolaşsın kardeş. Ne yapalım? Çünkü su dolaşıyor. Dolaşsın. Şeytansız da hayat olmaz. Tadı olmaz. Böyle heyecanlı ders olmaz yani. Şeytan iyi ki var yani. Şeytansız zevk vermez yani. Hasan abi, o son bölüm için yani insanın en son şeyi sırf orayı için nurculuk yapıyor. Vallahi billahi ya. Bak abi. En zor dönemde. Kalbine. Kalbine, ruhuna, sırına bir şey de diyor, daha girici öyle latifelere sirayet ediyor ki imani yetişi sirayet ediyor, kökleşiyor. Şeytanın eli o yerlere yetişemiyor ki oraya girsin. Ona helal olsun eğer buralara girebiliyorsa adam o şeytan. Onun için diyor, imanla kabul eder öyle mi? He tabi, onun için imanla kabul edecek. Onun için nur talebeler imansız kabre girmezler, şu anlar birinci şu an. İnşallah. Buralara sirayet ettiği için. İmansızlığa karşı aşıldıyız kardeş. İmansızlığını yesin şeytan abi. Sabah kahvaltısında. Öğlelerin imanı zevalde mahfuz kalıyor. Bu imanı tahkikinin husulüne vesile olan bir yolu velayeti kamile keşf ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu yol ise bu yol ne demek? Şu yol anlatılan ehas havasa mahsus imani şuhudidir. Böyle tefekkür imani ile. Yani bu vesiledir. Neticesi bu değil. O latife-i Rabbani Allah'tan beslenmeye başlıyor. Allah'tan beslenmeye başlıyor. Bu tahkiki, bu imani tahkiki. Peki latife-i Rabbani'miz Allah'tan beslendiğini, Allah'ın gördüğüne nerede delilimiz var mı? Şu andaki rahatlık odur. Mesela bir namazda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. Bir mi namazda böyle huzur olmuyor mu? Veya Kur'an'da, veya bir derste. O nedir biliyor musun? Allah aralıyor kendisini. Diyor ki bak şu anda ben senden razıyım. Diğerlerinde razı değil mi? Razidir. Ama sana bildirme boyutu bu. Bu değişik bir boyuta geçti. Diğerleri şu andaki, şu halinden... Ben sana bildirecek hikmete kadar geldim. Ötekiler razı olduğunu bildirmemiş. Razı olduğuna delil nedir? Namaza durmandır. Allah razı olmasa namaza duramazsın. Çünkü 16. sözün 4. şuasında diyor ki bir nevi huzura kabulün olan namaz ile huzura kabul edilmesin giremezsin kardeşim. Allah sokmuyor. Giremezsin huzura. Ruh ilk önce miraç yapıyor, sonra dünyada sen namaz kılıyorsun. İlk önce ruhun miracı var. Yoksa yok. Bir nevi huzura kabulün olan namazıyla kabul edilmişsin. Bir kere Allah seni onaylamış. Onaylamazsa onaylayamazsın. Sevemezse sevemezsin. Allah onaylamadıkça sen onaylayamazsın zaten. Onaylıyorsan ne mutlu. Kılabiliyorsan ne mutlu sana. Müjdeler olsun. Allah onaylamış seni. Onaylamazsaydı secdeye gidemez. Ruh diyor... Bedende salata kıyam etmese beden arzda namaz kılamaz. 42. sayfa sözler.
Namazın farzı 12'dir, salatın farzı 3'tür. Orada 42. Bunu öpmesem nice kara kaplı kalplerin eli uzantısı olan eli öpecektim din diye. Adamın psikolojisine göre vaaz dinleyecektim, din olacaktı. Bak. Oh. Onun kim kızarsa kızsın. Onun psikolojisi de bozulmuyor. Evet. Allah'ım. İkinci cihet, imani bil gayb cihetinde sırrı vahyin feyziyle, burhani ve Kur'ani bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacıyla, Allah Allah, aklın ve kalbin imtizacıyla, hakkal yakın derecesinde bir kuvvet ile, öyle bir akıl kalp imtizac ediyor, öyle bir hakikate mazhar oluyor ki, zaruret ve bedaat derecesine gelen bir ilme yakin ile. Zaruret ve bedaat derecesine geliyor Allah. Mesela dün akşamki ders anlayanlar için haşir dersi. Mesela su buza ne kadar yakın? Hayal et. Odun içindeki nur oduna ne kadar yakın? Kokmuş etin ete ne kadar kurt yakın? Mana lafıza ne kadar yakın? Ahiret, alemi gayb, alemi şehadete bu kadar yakın. Böyle getiriyor imanı sana. Hasan abi anne karnında gibi bek dünyaya. Aynı kanun niyet değil mi boş ver? Aynı. Ana karnındaki çocuğun. Evet. Başka burası şimdi. O dünyaydı. Tabii şimdi ana karnındaki o donanımlar dünya için. Bu insandaki fıtratındaki o donanımlar yani başka nasıl olacak? Ahiretsiz niye olsun? Ana karnındaki çocuğu dünyasız izah edin. Neye ayak takılmış? Gibi diyor. Bir kuvvetle bak. Hakkal yakin derecesine bir kuvvet ile zarret ve bedaat derecesine gelen bir ilme lakin ile hakaik imaniyi tasdik etmektir. Bu ikinci yol Risale-i Nur'un esası, mayesi, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Akıl ve kalp bütünlüğü. Ondan sonra akıl ve kalp bütünlüğüyle o kadar bir hakaik imaniyi inkişaf ediyor ki artık iman zarret derecesine gelmiş. Onun dışı olamaz zaten. Olamaz. Nasıl olacak? Allah Allah. Bak Kur'an bak. İman-ı bil gayb cihetiyle, sırrı vahyin feyziyle. Bu akrebiyet ilahiyedir. Kurbiyet değil. Kurbiyet senin Allah'a yakınlığın. Akrebiyet ise Allah'ın sana yakınlığı. Burhani ve Kur'ani bir tarzda akıl ve kalbin imtizacıyla. Hakkal yakın derecesine bir kuvvet ile zaruret ve bedaat derecesine gelen bir ilmel yakin ile hakaik imaniyi tasdik etmektir. Bu ikinci yol Risale-i Nur'un esası, mayesi, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeler görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksalar, baksa Risale-i Nur'un hakaik imaniye muhalif olan yolları gayri mümkün ve muhal ve mümteni derecesine gösterdiğini görecekler. Ben Risale-i İman'la meselesiyle alakalı o tek bir cümleyi okuyacağım. Risale-i Nur talebeleri nasıl geleceğine dair. Ondan sonra dersimi keseceğim inşallah. Birinci şua. Bir ne çıktı onu okuyayım. Karanlıklar içinde size bir nur ihsan edeceğim ki o nur ile doğru yolu bulup ondan gidesiniz. Allah Allah. Ve cealne ve cealne leküm nuren temşune bi. Allah Allah. Veya burası mı yoksa çıktı? Mehdi ayeti çıktı. Şimdi ben okumak istediğim cümleyi bulayım. Ve son cümlemiz olacak. Sayfa 717. Risale-i Nur şakirtleri iman ile kabre girecekler, imansız vefat etmezler. Kimler? Risale-i Nur talebeleri. Şeyhleri değil, ustalar, hocalar değil. Risale-i Nur talebeleri. 48'de diyor ki Emir Davir'de ben de Risale-i Nur talebesiyim. Ayet diyor. Mi işaret ediyor? Abi? Evet evet. 717. Bak. Bu önemli ya. Fefil cenneti halidin. Fefil cenneti halidin. 700 ondan sonra feminhum şakkın ve sa'id. Femen lezine su'udu fefil cenne. Bunun tefsirini yapıyor.
Ondan sonra ve fil cenneti halidin. Ondan sonra işte nun, bir sayılmak vesaire ebcedini yapıyor, 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 yapıyor. 26. ayet abi. Çok itirazlar etmiş, mahkeme görmüş. Bir tek işe gidiyor, yapacak bir şey yok, doğru. Yani bunun kadar elekten geçmiş bir kitap var mı? 2700 küsür tane mahkeme görecek. Bunun içerisinde bilir kişi dinsizlerden, felsefelerden, felsefe cihetiyle kusur bu. Bilir kişi heyetinden ulema-i su, işkembesiyle, uşkurluğuyla dine bağlı olan, dinini dünya satan ulema bozuntuları ne vermişler? Din noktasına suç bu. Bulamamışlar. Ne demişler biliyor musun? Halis Said diyor, suçu var. Said diyor, halüsinasyon görüyor diyor. Bazen kendisini ölü hissediyor diyor. Suçladıkları suçlara. Ulema-i su. Evet, onları şey yapmış. Ey gafil Said diyor. Hani var ya nefsine hitap ediyor ki başka sen. Onu efendim suçmuş. Yani eksikmiş. Usta da diyor ki bu da Risale'nin delilidir diyor. Nereye hizmet ettiğimizi bilelim. Bizim dairemiz Kur'an dairesi. Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnet-i semidir. Biz hakayık imaniye Kur'an'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Beşinci halife. Başka bir, evet, beşinci halife nazarıyla bakabiliriz. Başka şeylerle ilişkimiz yoktur. Hiçbir şekilde biz imana ve Kur'an'a hizmet ediyoruz. Başka bir, bizim tek bir hedefimiz var. Şey, düşmanımız var. İmansızlık. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةَ مَا السَّلَوَانَ